bugüne kadar seyrettiğiniz bütün YouTube vergisi videolarını bir kenara bırakın. Asıl da gerçek YouTube vergisi videosu burada gençler. Bu video, bu kısa video motosikletle alakalı değil. Böyle kısa bir bilgi videosu çekeceğim. Benim gibi YouTube'da kanalı olup içerik üretip bir miktar gelir elde eden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eğer duymadılarsa onlara da bir katkım, yardımım olsun diye şöyle kısa bir video çekiyorum size. Şimdi konuya giriyorum. Dün meclisten bir kanun geçti. Vergi usul kanunu bilmem ne. Başlığını boş verin. Çok da önemli değil. Bunun içerisinde böyle birkaç tane madde var. İşte bir takım kolaylıklar, istisnalar falan getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi de sosyal medyaya içerik üretenlerle alakalı. Yani resim, görüntü, yazı, şu, bu bilmem ne, her türlü içerik üretip de bundan gelir sağlayanlar için bir vergi istisnası getirdiler. Gelir vergisi istisnası. Buna istisna diyorlar. Ve sadece sosyal medya içeriği değil, aynı zamanda mobil uygulamalara, işte mobil uygulamalar yapıp, yani mobil cihazlar uygulama yapıp bundan da para kazananlar için de aynı şeyler geçerli. Nedir bu geçerli olan? Gelir vergisi istisna kapsamı. Ondan sonra bu kavşakta da ne olmuş? Kaza mı olmuş? Trafik ışıkları sönmüş. Neyse. Evet. Bir motosikletle bir şeyler olmuş. Bak göstereyim size. Konu dağıldı. Kaza mı olmuş? Her yer birbirine girmiş. Şöyle. Abla tahmin ediyorum ufak bir kaza yapmış arabayla. Neyse. Konumuza geri dönelim. Kamerayı ben kendime çeviriyorum. Dedim ya, sadece YouTube'a içerik üretenler değil, mobil uygulamalardan da para kazananlar için falan geçerli. Şimdi bu kanun 1 Ocak 2022'de, yani gelecek sene 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Nedir? Kısaca özetleyeyim. Bakın çok basit bir örnekle söylüyorum. YouTube'da kanalınız var. Buradan para kazanıyorsunuz. Ve 1 Ocak'ta atıyorum, Ocak ayında size 1000 lira para geldi. Şimdi bunun %15'ini, yani 150 lirasını, 1000 liranın 150 lirasını bankalar otomatik olarak stopaj adı altında kesecekler. Gelir vergisi stopajı olarak. Bu yeni kanun bu vergi sorumluluğunu bankalara yükledi. Vatandaştan aldı. Yani bizde değil bunun sorumluluğu. Bunun sorumluluğu bankalarda. Zaten o istisna kapsamında bu kanunda da tek bir şart var. Diyor ki bu istisnadan yararlanabilmek için Türkiye'de kurulu bir bankada hesabınız olacak ve paralar buraya gelecek. Zaten devlet o paraların geldiğini görüyor. Yani mesela YouTube'da nereden para alıyoruz? Google İrlanda'dan geliyor değil mi? Çünkü YouTube Google'ın. Google İrlanda'dan geliyor o para. Zaten bankalar bir filtreledi mi tak 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 görüyorlar. Bunu da devlete bildiriyorlar. Aslında devlet YouTube'dan para kazanan herkesin ne kadar kazandığını kuruşu kuruşuna biliyor. Ama bunu araştıramıyorlar. Eleman yetersizliğidir. Hatta geçen gazetede okudum. Son 2-3 senede 800-900 kişi incelemeye almışlar. Para kazanıp da vergi vermeyen. Ama artık buna gerek kalmadı. Şimdi dedik ya, 1000 lira kazandınız. Ocak'ta 22'sinde, ocağın 22'sinde hesabınıza 1000 lira geldi. Hangi bankaya geldiyse para, atıyorum A bankası, işte o banka sizden otomatik olarak %15'ini tahsil edecek, kesecek stopaj olarak. 150 lirasını alacak, devlete verecek. Ve sene içerisinde de sizin adınıza gelir vergisi beyannamesi düzenleyip devlete sunma sorumluluğu da bankalara verildi. Yani bizden o sorumluluğu tamamen aldılar. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Tek şartı, Türkiye'de kurulu bir bankaya bu para gelecek. Bankalar bunu halledecekler. Bizimle hiçbir alakası kalmadı. Ama gerçek YouTube vergisidir. Herkes ödeyecek. Kaçarı yok. Yani ben muhasebeci tutayım falan. Onların hepsinden defter tutma zorunluluğunu kaldırdılar. YouTube'dan para kazananlara. Muhasebeciyle uğraşmıyorsun. Defter tutma zorunluluğun yok. Yani tam bir mükellef olarak görmüyor seni, istisna kapsamını alıyor. Ve ama bunun yanında da bankalar sorumlu, bu paraları bankalar bizden kesip, bakın bir daha söylüyorum, %15'ini kesip devlete verecekler. Bundan sonra demeyeyim, 1 Ocak'tan itibaren, çünkü ben bunu Ekim ayında çekiyorum, 1 Ocak'tan itibaren YouTube'dan her ne kazandıysanız bankalar bu parayı sizden otomatik olarak %15'ini kesip tahsil edip devlete ödeyecekler. Aslında çok geç kalınmış bir karar. Yani çünkü devlet belki de bugüne kadar milyarlarca lira vergi kaybına uğradı. Takip edemediği için, inceleme yapamadığı için herkes üzerine. Çünkü yani 100 lira kazanan 300 lira da var, 500 lira kazanan da var, 5000 lira kazanan, 50 bin lira kazanan da var. Yani var oğlu var.
Çok geniş bir gelir yelpazesi o. O yüzden bir yandan da trafiğe bakıyorum. Haberiniz olsun. 1 Ocak'ta başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren bana Google'dan 1000 lira gelmesi lazımdı şeyden, YouTube'dan 850 gelmiş derseniz bilin ki o paranın nereye gittiğini göreceksiniz. Zaten banka dökümlerinizde de bu stopajı size gösterecektir bankanız. Aslında bu Türkiye için değil. Yani bütün dünyada uygulandı. Türkiye buna uyum sağladı bu kanunla. Çünkü geçenlerde OECD'ye üye 130 küsür ülke böyle evrensel bir gelir vergisini kabul etti. %15. Artık her ülke bunu uygulayacak. Yani bu teknoloji devleri işte Google'lar, YouTube'lar, Facebook'lar bilmem neler artık vergiden kaçamayacaklar. Hangi ülkede gelir elde ediyorsa orada herkes bu %15'i verecek. Yani Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Bu dünyada 130 küsur ülkenin beraber kabul ettiği bir şey gençler. Bundan da haberiniz olsun. Gerçek YouTube vergisi budur. Ha bir de geçenlerde YouTube, Google kendisi de başlatmıştı. Mesela Amerika'da atıyorum senin videolarının bir kısmı Amerika'da seyredildi. Amerika'da seyredilip de eğer gelir kazandıysan bundan %8, 10, 20, 30 neyse durumuna göre, bulunduğun yere göre vergi kesiyordu senden. Bu vardı. Yani ama hani Türkiye'de çekiyorsanız ve Türkçe ise videolarınız, şu arabayı bir boşa atayım şöyle. Viteste kalmasın. Neyse konuyu çok uzattım. Öyle ufak bir vergi vardı. Çok herkesi etkilemeyen ama şimdi %15 gençler. %15 1 Ocak'tan itibaren YouTube'dan ne para kazanıyorsanız bankalar otomatik olarak stopaj kesecekler. Haberiniz olsun. Ben şimdi yine bir scooter videosu çekmeye gidiyorum. Motorcular diyarına. Yolda da bu kısa videoyu size çekeyim dedim gençler. Hayırlı uğurlu olsun cümlemize. O bir sonraki scooter videosunda görüşmek üzere.